Herkese merhaba arkadaşlar, ben Harun Karacan. Arkadaşlar, beklediğimiz büyük gün geldi. Bugün koyunlarımızı yaylaya götüreceğiz. Şu an sabah çiftlikteki işlerin hepsini hallettik. Şimdi abim gelecek, ben onunla birlikte yaylaya gideceğim. Kerem var, Barış'ın kardeşi. Onu orada bırakacağız keçilere bakması için. Şimdi arkadaşlar, traktörle falan kuzularımızı taşıyacağız. Ben koyunları götüreceğim. Büyük bir ihtimal, bir aksilik olmazsa. Şimdi arkadaşlar, biz yaylaya gidip oradaki işleri halledip geleceğim. Buradan koyunlarımızı alacağım. Yaylaya götüreceğim ve o görüntüleri de sizlere aktaracağım. Şimdilik bu kadar. Devamı gelin. Çıkartalım hayvanları. Sonra biz köye gideceğiz. Kerem burada. Bunlarla ilgilenecek. Bu esnada da biz de geliriz. Şu düz tarlalarda falan otlatacak. Köpeklerimiz yanında yiyor. Kötü bir şey yaşanmış. Dün akşam Cesur ve Paşa ikisi bir olup Bobul'u yaralamışlar. Çok yara yok ama ayağını acıtmışlar. Şimdi buradaki işler tamam. Köye dönüyoruz. Arkadaşlar, şimdi köye geldik. Pusat'ı da şuraya getirdim. Karıştılar diğer koyunlarla birlikte. Şimdi şöyle yukarı doğru biraz bana yardım edecekler abim gel. Ve sonradan da koyunlarla ilerleyeceğim yaylaya doğru. İlkten hemen yukarıya doğru çıkardı koyunları. İlerliyoruz. Pusat geri kaçabilir diye bağladım zincirle. Biraz elimde götürüp sonra tekrar bırakacağım. Arkadaşlar, Hasan dayı da burada. Bizim köyümüz şurası. Şöyle diğer çevre köyler de var. Şimdi arkadaşlar, yaylamıza doğru gidiyoruz. Pusat'ı da çözdüm. Bakın. Arıyor, kurt arıyor. Koyunlarla da ilerliyoruz. Bugün de güzel bir hava var. Ufaktan da çok az bir esinti var. Güneş de hafif ısıtıyor. Koyunlarımız arkadaşlar bir kere daha dağlara geldi. O zamana kadar videoya çeker miyim bilmiyorum ama bakın, çiftliğimiz şurası. Yani çatısı beyaz, mavi samanlık ve önüne serdiğimiz bir çadır samanın üstündeydi. Kuruması için serdik. Şimdi arkadaşlar, dağa doğru çıktık. Artık koyunların köyle bir işi kalmadı arkadaşlar. Bundan sonra kaçıncı aya kadar? 11, 12. aya kadar artık full yayladayız. Yazın köydeki bazı işler olur. Ben, Muhammed sizlere görüntüleri aktarırız. Çok güzel bir hava var. Manzaramız mükemmel. Bakın, doğayla iç içeyiz. Arkadaşlar, köyümüzdeki en yüksek dağ şurası. Rakımı da bayağı yüksek. Burası da tabi. Bakın, köyümüzde ki insanların tarlaları işliyor arkadaşlar. Bakın, bazılarının adasa bırakılmış. Bazıları da ekili. Büyük bir ekili alan var. Şimdi arkadaşlar, yaylaya doğru gidiyoruz. Bu saatten sonra, yani bu ilerleyen süreçlerde sizlere yayladan
dağlardan birçok bilgiyi ve görüntüyü sizlere aktaracağım. Bakın arkadaşlar, sürü uzun bir zaman içerisinde çiftlikte olduğu için dağları da özlemişler. Hayvanlar çünkü sürekli içerideydi. Bakın, dağlar yemyeşil olmuş. Pusat da özlemiş. Pusat! Bas oğlum, bas! Uzun bir yol kat ettikten sonra, yani tam yaylamıza gelmedik ama buradan görseniyor. Artık yayla sınırları içerisine giriyoruz. Bakın koyunlar burayı biliyor. Çünkü ileride bir çeşme var. Susadılar. Yaklaşık 2 saattir bir yol yürüyoruz. Yol kat ettik. Göçmek için çok güzel bir gün seçmişiz arkadaşlar. Çünkü yağmurlu falan değil. Geçen günlerin iyi yağmur yağıyordu. Ve yaylamız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bunlar da damızlık koçlarımız. Buradaki manzara paha biçilemez arkadaşlar. Bu doğa, temiz hava, çok güzel ve çok iyi. Ve bakın, yaylamız. Keçiler de orada Kerem'le birlikte. Şurada da şöyle bir kulübe yapmışlar. Hayvanlar çok susamış arkadaşlar. Sularını içsin arkadaşlar koyunlarımız. Artık daha sürmeye ya da hızlı gitmeye ya da ulaşacağımız bir yer. Ulaşacağımız yer yaylamız ama artık endişeye gerek yok. Geldik, yetiştik. Ve arkadaşlar, olmazsa olmazlarından biri. Hasan dayı. Hasan dayı yetişemiyor. Dur şimdi hemen buna müdahale edelim. Arkadaşlar bunlar keçilerimiz. Ve koyunlarımız. Ve artık yaylamıza geldik arkadaşlar. Koyunların kuzularını da abim traktörle getirecek. Ve o güzel an. Birbirlerini özlemişler arkadaşlar. Ve koşarak gittikleri yerde orada su, orada tuz yiyorlardı arkadaşlar. Taşlara tuz döküyoruz. Bunlar da yiyorlar. Yalıyorlar.
sürümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık büyük iş tamam. Koyunlar geldi. Keçilerle buluştular. Yaylamıza geldik. Şimdi geri kalan işler. Kuzular gelecek. Kuzuları indireceğiz. Kuzuların yerini ayarlayacağız. Yine köyde olduğu gibi. Kuzu büyütme yemeği, arpa, ot, yonca. Aynı şekil yemlemeye devam. Büyüsünler. Sürümüz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem. Koyunlar şu diğer tarlalara gitti. Ben de hemen geldim. Ocağı yaktım. Birkaç demlikte su koydum. Güzel bir öğlen çayı içelim. Kuzularımız yoldaymış. Haber ettiler. Çay demlememi söylediler. Arkadaşlar bunlar kuzularımız geldiler. Şu anda yemleyecekleri yeri yapıyoruz. Keçilerin kurunlarıydı. Diğer taraftaydı. Annelerini de getirdik. Annelerini de yemleyeceğiz. Şu an aradaki tahtaları buradan söküp az daha diğer tarafa götürüyoruz. Bakın. Oraya kapı da yaptım. Çadırladım da. Hey. Şişt. Şimdi tahta lazım içeride. Arkadaşlar burası da büyük bir ahır. Bayağı yani köydeki kadar olmasa da burası da büyük. Şimdi akşam oldu. Kuzular annelerinin yanına bıraktık. Emmeleri için. Bunlar emsinler. Ortalık sakinleşsin. Geri geleceğim. Arkadaşlar bütün işler tamam. Koyunları kuzularından köyde olduğu gibi ayırdık. Şimdi köpeklerimiz karınlarını doyuruyor. Bütün iş tamam. Keçileri, kıdikleri, oğlakları. Her şeyi hallettikten sonra şimdi köpekler yalarını yesin. Birkaç tanesini bağlayacağız. Onları götürüp yerine bağladıktan sonra köye gideceğiz. Kanalımıza like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.